Evet devam ediyoruz. Bir boyutta sabit ivmeli harekete. Son videoda düzgün hızlanan, pozitif yönde düzgün hızlanan hareketin videosunu izleyip hesaplamalarını yapıp konum zaman, hız zaman, ivme zaman grafiklerini çizmiştik. Şimdi bu derste diğer versiyonları göreceğiz. Yani yavaşlamayı göreceğiz. Eksi yönde hızlanmayı, eksi yönde yavaşlamayı, artı yönde yavaşlamayı göreceğiz. Tekrar denklemler üzerinden konuşacağız ve en önemlisi bu videodaki en önemli nokta olan Grafikten grafiğe dönüşümler özellikle bu parabol Konum zaman grafiklerinde hızlanıyor mu yavaşlıyor mu Artı yönde mi hızlanıyor eksi yönde mi hızlanıyor Bunları anlamayı öğreneceğiz inşallah Bakalım Evet önce bu videoda bu sefer son videoda gördüğümüz hareketi tersten görüyoruz Önceki videoda yukarıdan bırakmıştık topu aşağı doğru hızlanıyordu şimdi tersten göreceğiz yani yukarıya doğru fırlattım o Eksi 10 metre bölü saniye hızlı terse gittiği için eksi işaret var Ve yavaşlıyor yine 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlayacak. Dolayısıyla her saniye başına hızının 2 azalması gerekiyor. İlk hızı eksi 10. Terse gittiği için eksi işaret var. Tekrar söylüyorum. O zaman 1 saniye sonra hızı ne olur? Eksi 8 metre bölü saniye olur. 1 saniye daha sonra hızı eksi 6 olur. 1 saniye sonra eksi 4 olur. 1 saniye sonra eksi 2 olur ve en sonunda durur. Toplam 5 saniyede duracaktır. Dikkat ederseniz bu sefer yavaşlarken her Saniye aralığında yer değiştirmem azalıyor. Çünkü gitgide daha küçük hızlarla gidiyorum. Dolayısıyla gitgide daha kısa mesafeler kat edeceğim diyebiliriz. Bu topun üzerindeki sarı vektör gençler bizim ivme vektörümüzü gösteriyor. Ee, aslında net kuvvetimizi gösteriyor. Dolayısıyla yavaşlıyoruz. Yani sola doğru giderken yavaşlıyorsam ben eğer kesinlikle sağ tarafa doğru bir ivme vektörüne, dolayısıyla bir kuvvet vektörüne sahibiz diyebiliriz. Ee, eksi işaretimiz dediğim gibi yönden geliyor ve yer değiştirme vektörleri bu şu an videoda çizilmiyor tabi ama o da çizilseydi eksi tarafa doğru olurdu diyebiliriz. Peki şimdi bunun grafiğini konuşalım. Bunun konum zaman grafiğini nasıl çizeceğiz? Ee, bir kere yine parabol çıkacak. Çünkü burada bir yavaşlama durumu söz konusu. Hızlanma veya yavaşlamada parabol çıktığını konuşmuştuk. O zaman ben her bir aralıktaki yer değiştirmeleri bulayım ki onları konum zaman grafiğinde yerleştireyim. Şimdi bunların her bir aralığının yani topun sağdaki haliyle şu solundaki hali arasında bir saniye olduğunu yani bunların hepsinin birer saniye olduğunu unutmayalım. Ortalama hızları hesaplayacağım. Neden ortalama hızları hesaplamak istiyorum? Çünkü x eşittir ve ortalama çarpı zamandan ben buradaki yer değiştirmeleri hesaplayacağımı biliyorum. Buradaki hızım 10, buradaki hızım 8. Eksilere takılmayın. Eksiler e, eksi yöne gittiğini yani sol tarafa gittiğini bana gösteriyor. Dolayısıyla benim şu aralıktaki hızımı ben sanki sabit hızla gidiyormuşum. O da 9 metre bölü saniyelik bir hızmış gibi düşünebilirim. Buradaki hızım 6, buradaki 8. Dolayısıyla bu aralıkta 7 metre bölü saniyelik hızla. Buradaki hızım 4, buradaki hızım 6. Dolayısıyla burada 5 metre bölü saniyelik hızla. Şurada 4 var. Şurada şu aşağıda yazılmış bakın 2 var. Dolayısıyla ben burada 3 metre bölü saniye hızla. Burada 0 var, burada 2 var. Dolayısıyla burada da 1 metre bölü saniye hızla gittiğimi söyleyebilirim. O zaman bunları yerine koyarsam ben burada 1 saniye gidiyorum ve 9 metre bölü saniye hızla gidiyorum. Yani buraya 9 yazacağım, zaman yerine 1 yazacağım. Dolayısıyla 9 metre yer değiştirmişimdir. Buradaki benim yer değiştirmem 9 metredir. Hızım 7 ise ve yine 1 saniye boyunca gidiyorsam yer değiştirmem 7 metredir. Hızım 5 ise ve yine 1 saniye gidiyorsam buradaki yer değiştirmem 5 metredir. Hızım 3 ise ve yine 1 saniye gidiyorsam şu aralıktaki yer değiştirmem 3 metredir. Hızım 1 ve ben yine 1 saniye değiştiriyorum. Şu aralıktaki yer değiştirmem 1 metredir. Bakın son videoda gösterdiğimin bu sefer tam tersi. Biz topu buradan serbest bırakmıştık. Aşağıya doğru hızlanmıştı. 1 metre, 3 metre, 5 metre, 7 metre, 9 metre diye yer değiştirmiştik. E bu sefer bunun tam tersi. 9 metre, 7 metre, 5 metre, 3 metre, 1 metre gibi yer değiştiriyoruz. Çünkü hareketler aslında simetrik yani tersten bakıyormuşuz gibi olaya düşünebiliriz. Konum zaman grafiğimizi buraya bir çizelim bakalım. Şöyle bir x T grafiği çizeceğiz ama bakın ben bu T'yi şuradan çiziyorum. Hocam bu ne biçim grafik diyebilirsiniz. Çünkü buradaki konum değerlerim eksi. Neden eksi? Bakın burası benim başlangıç konumumdu. Top buradan fırlatıldı. Ve burasına 0 metre konumu dersem ben sol tarafa doğru gidiyorum. Yani sayı doğrusu gibi düşünün bu yolu. Şurası 0 metre konumu. İşte burası ne bileyim artı değerlere sahip konumlar. E, o zaman ben sol tarafa gittiğim için 0 metre konumundan burası eksi değerlere sahip konumlardır. Yani ben 0 metre konumundan 9 metre yer değiştirirsem hangi konuma ulaşırım? Eksi 9 metre konumuna ulaşırım. Dolayısıyla ben şuraya mesela eksi 9 metre konumu diyorum. Başlangıçta ben 0. saniyede 0 metre konumundayım. Yani buradayım. 1. saniyede eksi 9 metre konumuna ulaştım. Bak şu noktayı işaretledim. Hatta tek tek yapalım. Burası 2. saniye, 3. saniye, 4. saniye ve 5. saniye olsun. Peki Birinci saniyede eksi 9'dayız. İkinci saniyede eksi 16'ya gitmem gerekiyor. şimdi şurası eksi 9 iki katına yakın şöyle bir şey olması lazım herhalde değil mi? Eksi 16 burada bir yerde olur. İkinci saniye için de burayı birleştiriyorum. Bu şekilde. Üçüncü saniyede eksi 21 konumunda olmam gerekiyor. Eksi 21 konumu biraz daha şöyle bir şey olacak herhalde. Bunu da üçüncü saniye için birleştiriyorum. Dördüncü saniyemizde eksi 24 metre konumundayım. Bak bu eksi 24 şurada bir yerde. Gördüğünüz gibi gitgide daha az yer değiştiriyorum. Daha dördüncü saniyemiz olacak. Bu noktada burası. e Şimdi ben bu noktaları birleştirirsem şöyle bir grafik elde ederim diyebilirim gençler. Tamam. Yani bu grafik eksi yönde yavaşlayan hareket grafiğidir. Şimdi bunları tamamen mevzunun nereden kaynaklandığını anlayın diye tek tek yapıyorum. Merak etmeyin her seferinde böyle uğraşmayacağız. Daha kolay yöntemlerimiz var grafikleri okumak için. Yani sen bu parabolü gördüğün anda ya o eksi tarafta çizilmiş böyle tuhaf bir şekil. Bu adam eksi yönde mi gidiyor? Artı yönde mi gidiyor? Hızlanıyor mu? Yavaşlıyor mu? Çok rahat anlayacaksın. Tamam. Bakın şu an ekranınızda gördüğünüz şeyler negatif yönde düzgün yavaşlayan cismin hareket grafikleri. Az önce çizdiğim parabol bu. Negatif tarafa doğru gittiğim için konum değerlerim negatifte de, eksi değerlere sahip. Peki hız zaman grafiği neden böyle çizmiş? Çünkü az önceki videoyu hatırlarsanız benim ilk hızım eksi 10'du. Son hızım sıfırda hatta ben bu adamı durdurmuştum. Yani bu grafik şurada bir yerde bitiyor normalde. Ben burayı eksi v dediğim herhangi bir değer mesela eksi 2 değerinde bitirdiğimi düşünelim. Dolayısıyla ben burada yavaşlıyorum. Ama hocam eksi 10 sayısı eksi 2 sayısından daha küçük değil midir bu nasıl yavaşlama? Hayır değildir. Matematikteki eksi 10 eksi 2 ile karıştırmayın. Buradaki eksi işareti yön bildiriyor. Bunu tekrar söyleyelim. Dolayısıyla bu adam yavaşlıyor. İvme grafiğini yine pozitif tarafta çizmiş. Neden pozitif tarafta çizmiş? Çünkü negatif yönde yavaşlayan cisim diyor. Yani bunu hemen şöyle görselleştirirseniz. Ben cismi şöyle düşünüyorum. Bu adam sol tarafa doğru bir V hızıyla gidiyor, yani bu tarafa doğru gidiyor. E, yavaşlayabilmesi için buna sağ tarafa doğru bir kuvvet uygulamanız gerekiyor ki yavaşlasın. E, kuvvet sağ tarafa doğruysa, o zaman ivme vektörü de sağ tarafa doğru olmalıdır, yani pozitif yönü göstermelidir. Sol taraf eksi, sağ taraf artı. O yüzden grafiğimiz sabit bir şekilde ve artı yönde çizildi, pozitif tarafta çizildi. Peki hocam bunun kolay bir yolu yok mu? Ben bu grafikleri kolay yoldan anlayabilir miyim? Uzun uzun böyle kendim sayı doğrusu çizip üzerinde adamımı gezdireceğim. Yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu? Daha mı çok yol gidiyor, daha mı az yol gidiyor? Tabii ki kolay yöntemi var. O yöntemi de zaten biliyorsunuz. Bunları size öğrettim ben. Konum zaman grafiği, hız zaman grafiği, ivme zaman grafiği. Bunları şablon olarak tekrar bir görelim. Elinizde bir konum zaman grafiği varsa bu grafiğin eğimine bakarak gençler hızı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Elinizde hız zaman grafiği varsa yine bu grafiğin eğimine bakarak ivme hakkında bilgi sahibi olursunuz. Peki tersten gidersem? Elinizde bir ivme zaman grafiği varsa bu grafiğin alanına bakarak hız değişim hakkında bilgi sahibi olursunuz. Elinizde bir hız zaman grafiği varsa bu grafiğin alanına bakarak yer değiştirme hakkında bilgi sahibi olursunuz. Yani bakın Elimde ivme zaman grafiği var. Şu grafiği görüyorsunuz. Bu grafiğin altındaki alan yani şurası işte bize neyi veriyor? Delta V'yi veriyor, hız değişimini veriyor. Elimizde hız zaman grafiği var. Yani bu var. Yine bunun alanına bakarak yani şuraya bakarak neyi buluyorum ben? Yer değiştirmeyi buluyorum. Veya elimde konum zaman grafiği var. Ben bunun eğimine bakarak hız hakkında bilgi sahibi oluyorum. İşte bu adamın yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu? Artı yönde mi gidiyor, eksi yönde mi gidiyor? Nasıl anlaşılır? E hocam eğimine bakacakmışız öyle dediniz. E, ama bu parabol yani biz eğimi genelde bir üçgen oluşturarak yapıyorduk hatırlarsanız. Yani onu üçgene tamamlıyorduk. Karşı bölü komşu yapıyorduk. E, orada parabol var nasıl bir üçgen oluşturacaksın? Yani hipotenüs düzgün değil ki böyle kıvrımlı bir şey. Teğet çizeceksiniz gençler. Belli noktalar seçin. Mesela şu noktayı seçin. Ondan sonra şu noktayı seçin. Şu noktayı seçin. Bu noktalara çizdiğiniz teğetlerin eğimi size hızı verecek. Yani burada şöyle bir. Teğet var. Burada şöyle bir teğet var. Burada şöyle bir teğet var. Teğetleriniz gitgide ne oluyor? Yani teğetlerinizin eğimi gitgide ne oluyor? Önce dik, sonra biraz daha düzleşmiş, sonra iyice düzleşmiş. Yani burada ben gördüğümde ne derim? Teğetlerin eğimi azalıyor derim. Şimdi konum-zaman grafiğinde eğim hızı veriyordu. E, eğim azalıyorsa, o zaman ne denir bu? Yavaşlıyor denir. Hız azalıyor denir. Peki hocam artı yönde mi gidiyor, eksi yönde mi gidiyoryu nasıl anlayacağım? E o da matematikten anlaşılabilir. Teğetleriniz sağa yatıksa pozitif eğimdir matematikte. Sola yatıksa negatif eğimdir. Yani bir grafik hesaplıyorsunuz. Grafiğin eğimine bakıyorsunuz. Eğer grafiğiniz böyle bir grafikse açıyı şuraya yazıyorsanız burada eğim pozitiftir. Eğer grafiğiniz şöyleyse açıyı buraya yazıyorsanız o zaman eğim negatiftir matematikte. Dolayısıyla aynı mantığı burada da yapabilirim. Teğetlerim sola yatıksa yani burada olduğu gibi buradaki eğim negatiftir eğim hız demek o zaman hızımın işareti eksidir. Hızımın işaretinin eksi olması ne demek? Ben eksi yönde gidiyorum demektir. Çünkü hız vektörü nereye gösteriyorsa cismimiz o yönde gidiyordur. Teğetlerim gitgide düzleşiyor yani eğim azalıyor. Dolayısıyla ben yavaşlıyorum. Ve teğetlerim sola yatık demek ki eksi yönde gidiyorum. E zaten ben bu grafiği eksi yönde yavaşlayan bir cisim için çizdim. Mesela elimde hız zaman grafiği var. Ortadaki grafiğe geçtim. Ortadaki grafikte hız zaman grafiğinde yine eğime baktığımda neyi buluyorum ben? ivmeyi buluyorum. Yani şu çizginin eğimine bakacaksınız. Bir kere bu eğim sabit. Değil mi? Yani hep hangi nokta incelenirse incelensin hep alfa var. Dolayısıyla açı değişmiyor. Buradaki teğetler gibi değil yani. Hep aynı teğet varmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ivme sabit. E ben de zaten sabit çizmiştim. Peki hocam artı yönde çizmem gerektiğini nasıl anlarım? E buradaki grafik nereye yatık? Sağa yatık, sağa yatıksa işaretimiz ne? Pozitif. O yüzden ivmemin işareti pozitiftir. Tamam? Bak daha hiç anlatmadığım başka bir şey anlatayım. İşte bu grafikleri inceleyelim. Konum zaman grafiği var. Bak siz bulacaksınız hareketi anlatmadan. Konum zaman grafiği var elimde ve ben, ben diyorum ki bu cisim nereye gidiyor? Artı yöne mi gidiyor, eksi yöne mi gidiyor? Yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu? Siz bulun diyorum. Konum zaman grafiğinden eğime bakarsanız hız hakkında bilgi sahibi olursunuz. Hocam parabol bunun eğimi nasıl hesaplanır? Teğetler çizersin. Bak şöyle bir teğet. Şu noktaya çiz. Şöyle bir teğet. Şu noktaya çiz. Şöyle bir teğet. Teğetleriniz gitgide ne oldu? Böyleydi. Böyle oldu. Böyle oldu. Yani gitgide eğim azalıyor. Eğim azalıyorsa o zaman bu cisim yavaşlıyor demektir. Eğim azaldı. Demek ki bu cisim de yavaşlıyor. Peki teğetleriniz ne tarafa yatık? Sağ tarafa yatık. Sağ tarafa yatık olunca işaretimiz ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Demek ki bu adam pozitif yönde yavaşlayan cismin grafiğiymiş. Bak altta ne yazıyor? Pozitif yönde yavaşlayan cisim yazıyor. Peki hız zaman grafiğine bakalım. Hız zaman grafiğinde yavaşlıyoruz gördüğünüz gibi. Pozitif hız değerlerimizden daha küçük hız değerlerine ulaşıyoruz. Yavaşlıyoruz. Hız zaman grafiğinde eğim ne veriyordu bize? İvmeyi veriyordu. Peki ivmemiz sabit bir kere zaten. Bu sabit bir eğim. Ee, peki artı ivmemi eksi ivmemi nasıl anlayacağım Nereye yatık bu sola yatık demek ki eksi ivme bak ivmeyi nerede çizmiş Eksi de çizmiş bu kadar basit Hemen başka Yine anlatmadığım bir hareket çeşidi Kendimiz bulalım bu nedir Konum zaman grafiği yine bir parabol ee, Acaba eksi yönde mi gidiyor artı yönde mi gidiyor hızlanıyor mu yavaşlıyor mu Konum zaman grafiğinin eğimi tekrar söylüyorum hızı veriyor Burada eğim teğetlerle hesaplanır teğetlere bakacağım. Şuradan bir teğet çizdim. Şuradan bir teğet çizdim. Şuradan bir teğet çizdim. Teğetlerim gitgide ne oluyor? Teğetlerim gitgide dikleşiyor. Demek ki eğim artıyor. Eğim artıyorsa bu cisim hızlanıyordur. Çünkü eğim hız demek bu grafikte. Yani hız artıyor demektir. Peki teğetleriniz nereye yatık? Sola mı sağa mı? Sola yatık teğetler çizdim. Sola yatık olunca eğimimizin işareti eksiydi. Demek ki benim buradaki hızım eksi ve ve bunun değeri gitgide artıyor. Yani ben gençler negatif yönde düzgün hızlanıyorum. Bu kadar. Hız zaman grafiğine bakalım. Negatif yönde gidiyoruz. O yüzden eksi hız değerlerimin olması gerekiyor. Bakın eksi bir ilk hız vermiş ve gitgide hızımız artmış. Daha aşağıda bir hız değerine ulaşmışız. Yani hızımız artmış. Eksi burada yön belirtiyor. Tekrar söylüyorum. Peki ivmeyi nasıl çizerim? Hız zaman grafiğinde eğim de bize ivmeyi veriyor. Burada grafik sola mı yatık, sağa mı yatık? Sola yatık. O zaman burada grafik sola yatıksa eğimimizin işareti eksidir. Bakın ivme grafiğimiz eksi tarafta çizilmiş. Peki bir grafik daha bulalım. Gelelim en başta çizdiğim grafiklere. Yani pozitif yönde düzgün hızlanan cismin grafiklerine bakalım. Acaba doğru çizmiş miyiz bu yeni taktiğimizle eğimlere bakarak? Ee, yönümüzü ve hızlanıp hızlanmamamızı anlayabilecek miyiz? Konum zaman grafiği vermiş. Teğetler bana hızı verecek. Şöyle bir teğet çizdim. Şuradan bir teğet çizdim. Şuradan bir teğet çizdim. Teğetlerim gitgide ne oluyor? Gitgide dikleşiyor. Demek ki burada eğim, o grafiğin eğimi gitgide artıyor. Yani benim hızım artıyor. Peki teğetlerim sağa mı yatık, sola mı yatık? Sağa yatık. O zaman benim işaretim artı. Yani ben pozitif yönde hızlanıyorum. Buradaki hız zaman grafiğini incelersem artı hızım var. Çünkü pozitif yönde gidiyorum. Ve bu gitgide artıyor. Daha büyük bir hıza ulaşıyorum. Peki ivmemin işareti hocam artı mı eksi mi? Hız zaman grafiğinde eğim ivmeyi verir. Ee, sağ yatık bir grafik görüyorsunuz. Dolayısıyla sağ yatık olduğu için ivmemizin işaretinin pozitif olması gerekiyor. Ki zaten grafikte de pozitif çizilmiş. Tamam bu kadar. Evet bu dediklerimi hemen bir uygulayalım bakalım aslında bu pembe bir soru yani sizin çözmeniz gerekiyor ama e, Bunlar biraz böyle çetrefilli konular bunu beraber yapalım İlk hızı v0 olan bir araç t eşittir 0 anında x eşittir 0 konumundayken pozitif yönde giderken düzgün Yavaşlayarak durmaktadır Duruyoruz Hangi yönde gidiyoruz pozitif yönde gidiyoruz İlk konumumuz 0 konumu Peki Sonra negatif yönde aynı büyüklükteki ivme ile hızlanarak eksi V0 hızına ulaşmaktadır. Buna göre cisme ait hız zaman, ivme zaman, konum zaman grafiklerini çiziniz. Önce hız zaman grafiğini vermiş çizelim. Hız zaman grafiğinde V0 ilk hızımız pozitif bir hız. Dolayısıyla ben şuraya V0'ı işaretledim. Pozitif hızımız var. Ne diyor? Pozitif yönde giderken düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Yani bu adamı yavaşlatacaksınız ve durduracaksınız. İşte durduk. Sonra negatif yönde aynı büyüklükteki ivme ile diyor. Bak şimdi burada bir durum ve düşünün. İvme değişmeyecek diyor. Şimdi hız zaman grafiği çiziyorum. İvme ne alaka hocam? Hız zaman grafiğinde yani bu grafikte eğimin ivmeyi verdiğini tekrar hatırlatırım. Dolayısıyla çizdiğiniz grafiğin eğimi bozulmasın diyor. Çünkü aynı büyüklükteki eğimi. Yani ben bu çizginin eğimini bozmayacağım. Ve ne diyor? Negatif yönde hızlanıp eksi v sıfır ulaşacaksın. Ben şu an durdum. Bu grafiği bu tarafa doğru devam ettirirseniz bakın hız değerleriniz eksi değerlere denk gelir. Eksi hız ne demek? Eksi hız eksi yönde gidiyorsun demek. Demek ki ben bu grafiği sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle devam ettireceğim. Ve nereye ulaştıracağım? Eksi v sıfır hızına ulaştıracağım. Tamam. Şurası atıyorum t ise burası işte 2t falan filan diye gidecek yoluna. Bak bu grafikte şu an ne öğrendik çok önemli. Benim pozitif bir hızım vardı. Yavaşladım, 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 durdum. Tamam. Sonra negatif yönde. Ben şu an artı yönde gidiyordum. Şimdi eksi yönde gidiyorum. Yani ben burada yön değiştirdim. Demek ki hız zaman grafiğinde e, eksen değiştirdiğinizde yani pozitif hızdan negatif hıza geçtiğinizde yön değiştirmiş oluyorsunuz. Ben burada yön değiştirdim ve sonra tekrar hızlanmaya başladım. Eksi V0 hızına ulaştım. Peki. İvme zaman grafiğini çiziniz. Tek hamlede çiziyorum. Hız zaman grafiğinde eğim bize ivmeyi veriyor. Bu grafikte sola yatık bir grafik. Sola yatık bir grafik olduğu için eğim eksidir. Eksi a diyorum. Direkt bu kadar basit. Şuraya da 2t diyorum. Hatta bir de şuraya t diyorum. İyi de hocam birinde artı yönde gidiyor. Birinde eksi yönde gidiyor. Nasıl tek parça ivme çizdiniz? Yani bir tanesi yukarıda falan olmayacak mıydı? Hayır olmayacaktı. Tek parça tek eğim. Dolayısıyla sola yatık bir grafik görüyorum ben. Yani artı yönde gidiyor, eksi yönde gidiyor. Hiç önemli değil benim için. Sola yatık bir grafik görüyorum. Sola yatık grafiğin eğimi hiç değişmiyor. Ve her yerde sola yatık. Dolayısıyla sabit bir A ivmesi ama eksi A ivmesine sahiptir bu adam. Peki konum zaman grafiği çizelim. Bu adam ne yapıyor? Şurada bir kere alan bize konum zaman grafiğini veriyor biliyorsunuz. Hız zaman grafiğinde. Dolayısıyla buradaki alan bana yer değiştirmeyi verecekse eğer burada pozitif bir yer değiştirme görüyoruz ama bu adamın yavaşladığını görüyoruz. Yani eğiminin gitgide azaldığı azalarak artan dediğimiz grafiği çizmeliyiz. Şunu çiziyoruz. Sağlamasını yapın. Hocam nasıl oldu? Nasıl anladınız böyle çizmemiz gerektiğini? Bir kere burada artı yönde gittiğimiz için ben konum değerlerini artı tarafta çizdim. Peki neden yavaşladı? E, parabolü böyle çizdiniz? Belki şöyle dik olması gerekiyor. Hayır bu adam gitgide yavaşladığı için gitgide daha küçük mesafeler alacak. O yüzden bunun artmasının gitgide azalması gerekiyor. Bak artık o kadar azalıyor ki neredeyse sabitleniyor yani. Konumun değişmiyormuş duruma geliyor neredeyse. Zaten sağlamasını şöyle de yapabilirsiniz. Konum zaman grafiğinde çizdiğiniz teğetler bakın gitgide düzleşiyor. E teğetlerin düzleşmesi hızın azaldığını gösteriyor hatırlarsanız. Peki şu an t anındayız. Buraya geldik. Peki şimdi gelelim konum zaman grafiğin ikinci kısmına. Şimdi t anında ben burada yön değiştirdiğimi söyledim. Yön değiştirdiğimi nasıl anladım? Çünkü hız zaman grafiğinde pozitif hız değerlerinden negatif hız değerlerine geçtim. Pozitif hız demek artı yönde gidiyorum demek. Negatif hız demek eksi yönde gidiyorum demek. Dolayısıyla ben aslında ters döneceğim. Yani konum zaman grafiğinde ters dönmek ne demek? Sayı doğrusu gibi düşünün yolu. Tamam burası sıfır konumu. İşte burada ne bileyim artı 10 metre konumu var. Burada artı 20 metre konumu var. E, sıfırın diğer tarafında eksi 10 metre konumu var. Eksi 20 metre konumu var falan. Sağ taraf artı, sol taraf eksi. Bakın bu adam sıfır konumundan harekete başlamıştı. Yavaşlayarak e, artı yönde gitmişti. Yani zaten hız zaman grafiğinde görüyorum. Benim bir ilk hızım vardı. Artı yönde yavaşlayarak gittim. Ben buradayım. Bu tarafa doğru yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım ve durdum. Tamam mı? Burada durdum şu an. Hızım sıfır. Ben burada sıfır hıza sahibim. Yön değiştirmek demek ne demek? Yön değiştirmek demek benim buradan geriye dönmem demek. Yani bu tarafa doğru gideceğim. Dolayısıyla bak artı 20 konumundan artı 10, 0, eksi 10 diye gitmem lazım. Yani benim tekrar sıfıra yaklaşmam gerekiyor. Yani bu grafik bu tarafa doğru dönecek. Ama nasıl dönecek? Yani şöyle mi dönecek yoksa böyle mi dönecek? Bunu nasıl anlayacağım? Onu da hızın nasıl olduğundan anlayacaksınız. Benim burada hızım ne oluyor gitgide? Hızım gitgide artıyor. Hızım gitgide artıyorsa eksi yönde hızlanma grafiğimiz şudur. Burası 2t'dir. Hocam niye şöyle değil de böyle çizdiniz? E, sağlamasını yapın. Konum zaman grafiğinde eğim neyi veriyordu bana? Burada eğim bana hızı veriyordu. Parabollerin eğimini nasıl hesaplıyorduk? Teğetlerle hesaplıyorduk. Çiz şuradan bir teğet, şuradan da bir teğet çiz, şuradan da bir teğet çiz. Teğetleriniz gitgide ne oluyor? Önce biraz yatay, sonra dikleşiyor gitgide. Yani benim hızım artıyor. E zaten burada ne görüyorum ben? Hızım gitgide artıyor. Teğetleriniz ne tarafa yatık? Sol tarafa yatık. Demek ki eğim negatif. Yani hız negatif. E zaten öyle hız değerlerim. Negatif. Tamam? Olay budur. Konum zaman grafiğimizi de böyle çizebiliriz. Bu videonun bu kısmını tekrar tekrar dinleyin. Şu an bunların size karışık geldiğine eminim. Fakat bunlar alıştırma yaptıkça, üzerine çalıştıkça böyle kolayca çizebileceğiniz şeyler haline gelecek. Bunların otomatikleşmesi gerekiyor. Bu da pratiğe dayanıyor. Yani şu an ben mantığını anlatmaya çalışıyorum ama iş sizde biter. Bunların mutlaka pratiklerini yapın. Kendi kafanıza göre hız zaman grafiği çizin, ivme zaman grafiği çizin ve onun konum zamanını çizmeye çalışın, hız zamanını çizmeye çalışın. falan filan. Bir sonraki videomuzda problemler çözeceğiz ve bu grafiklerin sayısını arttıracağız. Sorunuz olursa alta yazın. Görüşürüz.